Fatih Harbiye. Neriman günleri sayıyordu. Baloya 6 gün var. Ve hemen yataktan atladı. İçine gelen bu manasız hamlenin hedefi yoktu. Ne yapabilirdi? Hiçbir işe başlayamazdı. Evvela babasını hazırlamak lazım. Geceki münakaşayı hatırladı ve babasına itiraz ettiğine pişman oldu. Macit'ten ayrıldığı zamandan beri geçen bu 3 gün içinde babasının ne dereceye kadar kazanabildiğini hesap etti. Hiç. Kazandığı kadarını da bir kumarbaz gibi dün geceki münakaşada vermişti. Bunu derhal tahsih etmeyi düşündü. Ve bundan sonra babasının ne kadar tenkidine uğrarsa uğrasın itiraz etmemeye karar verdi. Yemek odasına indiği vakit Faiz Bey'i orada bulmuştu. Yanına koştu, elini öptü ve "Sabah şerifler hayır olsun babacığım" dedi. Faiz Bey neşeliydi ve yüzünde ihtiyarlara şeytani bir tazelik veren gizli bir tebessüm, beyaz sakalıyla bıyığı arasındaki pembe deriden kılların altına doğru kaçıyordu. Kızına karşı geceki zaferini ebedileştirecek müstehsi bir cevap aradı. Öyle bir cevap ki Neriman'la arasındaki ezeli ihtilafta kızının herhangi bir isyanına daima set çekecek kadar sade ve kuvvetli bir nakarat halinde her zaman diline dolayabilsin. Bunu o kadar şiddetli bir ihtirasla aradı ki yüzüne kan çıktı ve beyaz sakalı bir kabartma vuzuhla belirdi. "Bonjour matmazel" dedi. Neriman biraz evvel verdiği karar yüzünden soğuk bulduğu bu latifeyi güler yüzle karşıladı. "Kahvaltınız hazır değil mi?" dedi ve gene babasına yaranmak gayretiyle mutfağa koşmak için doğrulurken Faiz Bey cevap verdi. "Hazır değil matmazel." Neriman bu sefer gülemedi. Hatta babasına hizmet etmekten ziyade bu latifeden aldığı fena tesiri saklamak için odadan hızla çıktı ve taşlıkta "Soğuk şaka" diye söylendi. Babasını şefkatten ziyade kinle ve tahakküm hırsıyla karışık bütün fena istihzalarını bir müpem bir suretle hatırlayarak öfkelendi. Odaya döndüğü vakit Faiz Bey esaslı unsurunu muhafaza ederek bu şakayı evire çevire tekrarladı ve kızının fani yeniliklere, gülünç asrılığa karşı zaafını hicveden Fransızca kelimeler ve yarı dili dönmediği için yarı da istihza ile bilhassa bozduğu için yayvan bir şive alan ecnebi tabirler söylüyordu. Neriman Balo'ya ait arzularıyla öfkesi arasında muvazene bulmaya çalışarak kendini zor tutuyor, kızarıyordu. Nihayet arzularından feda ederek boşaldı. Fakat öfkesini yalvarışlı bir sesle yumuşatmaya karar vererek "Baba" dedi, "böyle şaka etmeyiniz, sinirleniyorum." "Öyleyse pardon matmazel. Siz ciddi bir adamsınız. Bu latifeler ağzınıza yakışmıyor. Mil pardon matmazel." Akşama kadar söyleyin. Zaten bu evde sıkıntıdan patlıyorum. Sizin yaşınız başka, benimki başka. Benim yerimde olsanız ne yapardınız? Bu salaş evde çıldırırdınız." Faiz Bey birdenbire sustu. Kendi hırslarını, tehlikeli müntehalarını ekseriya gören bir adamdı. İçindeki zebaniyi zapt edebilecek anı yakaladı ve devam etmedi. Neriman babasının bu ricatı üzerine ilave etti. "Benim yaşımdaki kızların nasıl yaşadıklarını bilmiyorsunuz. Ben sizi üzmemek için çok sabrediyorum ama ne kadar çok bilemezsiniz." Neriman'ın gözleri doldu. Bir taraftan da babasının dizlerine peşkir seriyor, tepsiyi düzeltiyor, rafadan yumurtalarını kırıyordu. Bu Faiz Bey'e tesir etti. Fakat birdenbire geri dönemiyordu. Kızını okşayacak bir kelime söyleyemedi. Teessürünü başka bir vesileyle Neriman'a hissettirmek için odaya giren Gülter'e masum bir sesle emir verdi. "Kızım, bana bir kahve yap. Bu sabah süt içmeyeceğim." Gülter odadan çıktı ve evin son bir iki günlük neşesi o anda tamamıyla mahvoldu. Hiç konuşmadan kahvaltı ettiler. Faiz Bey'in de Neriman'ın da renkleri uçmuştu. Birbirine belli etmeden bunu gördüler. Daha genç olan kendini daha evvel topladı. Onda arzular var. Onda yaşanacak seneler daha çok ve istikbali vaatleri daha zengin. O daha kuvvetli, hatta karşısındaki ihtiyarın bu küçük vicdan azabından nasıl istifade edebileceğini düşünecek kadar hain tasavvurlar beslemeye cüret ediyordu. Bunun için babasına karşı gücenmiş ve kederli görünmeye karar verdi. Bu taze ihtiras gayesine doğru dişi bir canavar çevikliğiyle atlarken ezeceği ihtiyar kalbe tamamıyla kayıtsızdı. Belki o an için. Kahvaltısını yarıda bırakarak odasına çıktı. Kendine ait bir şeyi ezdiği için bu zaferin acı tortusunu da hissediyordu. Fakat omuzlarını silkti. "Bu insanlar böyle işte" diye düşündü. "Anlamıyorlar. Babalar bile anlamıyorlar. Onlara böyle lazım." Fakat içinde çok derin, tehlikeli duyguların uyanışını fark ediyordu. Hafifçe titremeye başladı. Yakın bir istikbal üzerine şuurundan bazı soluk ışıklar sıçrıyordu. Gözlerini o tarafa doğru çevirebilse, bakabilse, bir hafta veya bir ay sonrayı görebileceğini anlıyordu. Zihninden, kendiliğinden birçok muadeleler hallediyor ve neticeler beliriyordu. Fakat hiçbirini katiyetle öğrenmek istemedi.
Hep gözünün önüne Şinasi gelmeye başladı. Cevabını kendi kendinden ısrarla beklediği bir sual sordu. Şinasi ne olacak? Sonra muhakemesini kaplayan bütün tozlar silindi ve bir siyah tahta üzerine tebeşirle yazılmış gibi açık, berrak fikirler birbirini takip etti. Düşünüyordu. Ben artık Şinasi'yi sevmiyor muyum? 6 ay evveline kadar bu suale kolayca bir cevap verebilirdi. 6 ay evveline kadar Şinasi'yi şüphesiz seviyordu. Ama nasıl? Bir çocukluk hissinin devamıyla mı? Komşu gibi mi? Aile dostu arkadaş gibi mi? Bunları vaktiyle çok araştırmıştı ve zaman zaman en saf çocukluk ihtirasından en adi bir itiyat bağlanışına kadar ona karşı her türlü alakayı duymuştu. 7 sene evvel Faiz Bey karısı öldükten sonra Kuruçeşme'deki yalıda oturmak istemedi. Maarif Evrak Müdürlüğü'nden tekayüt edilmişti. Üsküdar'daki büyük evi de yanınca azalan varidatına göre daha sade bir yaşayış temini düşündü. Gülter'i muhafaza ederek öteki hizmetçilerin kimini savdı, kimini evlendirdi. Fatih'teki bu eve taşındılar. O vakit Neriman 15 yaşındaydı ve Süleymaniye'deki kız lisesine girdi. Orada Şinasi'nin kız kardeşi Nezahat'le tanıştı. Aynı semtte ve aynı mahallede oturdukları için mektebe beraber gidip gelmeye başladılar. Faiz Bey biraz ney çalardı. Nezahat'in kardeşinin kemençe çaldığını öğrenince onunla tanışmak istedi. O tarihten sonra Şinasi Neriman'lara sık sık gelip gidiyordu ve o gün bugün ailenin bir ferdi gibidir. Faiz Bey Şinasi'yi oğlu gibi sever. Evvela bir erkek evladı olmasını çok istediği halde olmadığı için, ikincisi de Şinasi'nin tabiatları Faiz Bey'i meftun etmişti. Başkalarına Şinasi'den bahsederken Faiz Bey'in ekseriyetle kullandığı tabirler şunlardı. Sessiz, haluk, fevkalade terbiyeli, fıtraten asil bir çocuk. Büyük bir dikkatli kalbi var. Hissiyatı âliye sahibi. Hem de kemençe çalıyor. Yakında en büyük estaziyeyi musikiye arasında ismi geçecek. Dinlerken gözlerim yaşarıyor. Ben bu çocuğa meftunum doğrusu. Faiz Bey ile Şinasi arasında mizaç benzeyişleri pek çoktu. İkisi de şiddetli his feveranları halinde bile sessizliklerini muhafaza edebilen ve yalnız kendi kendilerine mahrem olmasını bilen insanlar. Başkalarının tecessüsünü hissettikçe kapanan ruhları içinde mahsur ve bunun azabını ve şerefini duydukları için vakur ve muzdarip bir görünüşleri var. İkisi de şarka ait birçok şeyleri, Şinasi Alaturka musikiyi, Faiz Bey tasavvufi edebiyatı çok seviyorlardı. Sık temaslarla birbirlerinin malumat ve istisaslarını mübadele ettiler. Faiz Bey bunun için Şinasi ile Neriman arasındaki münasebetin ilerlemesine mani olmadı ve aralarındaki hissi alakanın bütün safhalarını sezdirmeden takip etti. Azami derecede müsamahakar davranmıştı. Şinasi ile Neriman adeta gece gündüz beraber yaşadılar. Akşamları Darülfünun'dan çıkan Şinasi, liseden çıkan Neriman'la buluşuyor ve geziyorlardı. Hemen her gece Şinasi Faiz Bey'e uğruyordu. Bunların içinde uzun ve tatlı kış geceleri vardı. Neriman da ut öğreniyor ve beraber saz yapıyorlardı. Birçok geceler Faiz Bey ve Gülter yatıyor, onları baş başa bırakıyorlardı. Neriman bu meşru dekor içerisinde Şinasi'ye her manasıyla bağlandı ve ona her şeyini verdi. Bunlar hem iki kardeşe hem karı kocaya benziyorlardı. Ve iki kardeşi, iki sevgiliyi, iki Zevs Zevce'yi birbirine bağlayan bütün duyguları hissetmeye başladılar. Mahallede doktorun tavsiyeleri üzerine geciken nikahları bekleniyordu. En mutasıplar bile onların bu sevişmelerini biraz tabii ve ahenkdar buluyorlardı. Bu nikahın gecikmesine rağmen bile hiç kimse aleyhlerinde bir dedikodu yapmadı. Zamanın çirkin şekillerine intibak etmeyen Şinasi'nin sessizliği ve tabiliği ona semtin muhabbetini kazandırmıştı. Herkes her geç onların evleneceklerine kâniydi. Fakat son aylar zarfında Neriman'ın halindeki başkalıklara muhiti de dikkat etmeye başladı. Kıyafetten tavırlara ve yaşayış tarzına kadar tesir eden bu değişiklik gün geçtikçe bariz şekiller alıyordu. Neriman'ın Şinasi'den ayrı gezmeleri, eve geç gelmeleri, semtin insanlarına karşı bakışlarındaki farklar, tuvaleti ve yürüyüşü tecessüs uyandırıyordu. Neriman'da herkesin dikkat ettiği bu yenileşme 6 ay evvel başlamıştı. Macit'le tanıştığı zaman. Tam 6 ay evvel bir ilkbahar günüydü. Darül Elhan'ın Alafranga kısmında keman dersi almaya gelen Macit'i arkadaşları Neriman'a tanıttılar. Macit bir aydan fazla bu derslere devam etmemiş ve mektebi bırakıp gitmişti. Fakat bu müddet Neriman'la Macit arasındaki münasebetin hususileşmesine kâfi geldi. Beyoğlu'nda arada bir gizlice buluşuyorlardı. 6 aydan beri Neriman birkaç defalar Macit'in randevusuna gitti ve bütün bunları Şinasi'den gizledi.
Neriman'daki değişiklikler Macit'i tanıdıktan sonra meydana çıkmıştı. Fakat hakikatte Neriman'ın yenileşmeye karşı arzuları o tarihte başlamaz. Bunun başlangıcını bulmak için daha evvellere, ta çocukluğuna kadar gitmek lazımdır. Birçok Türk kızları gibi Neriman da ailesinden ve muhitinden karışık bir telkin, iki medeniyetin ayrı ayrı tesirlerinin halitasını yapan muhtelif bir içtimai terbiye almıştı. Annesi ve babası ona halis bir şarklı ihtiyatları vermişlerdi. Anadolu'da birçok memuriyetlerde gezen Faiz Bey, Neriman'ı 7 yaşına kadar saf Türk muhitlerinde büyütmüştü. Fakat İstanbul'a yerleştikten sonra Neriman'ın akrabalarından, bilhassa büyük dayısının ailesinden aldığı tesirler bambaşkadır. Galatasaray'dan çıkan ve tahsilini Avrupa'da bitiren büyük dayısı ve kızları Neriman'da garp hayatına karşı incizap uyandırmışlardı. Bu iştiyak ekseriya Neriman'ın da haberi olmadan ruhunda gizli gizli yaşamış ve memleketteki asrileşme heyecanlarından, cereyanlarından gıda almış, fakat ne şuur ne de irade halinde ortaya çıkmak için fırsat bulamamıştı. Lozan sulhünden sonra resmi Türkiye'nin de kanunla herkese kabul ettirdiği bu asrileşme, Neriman'ın ruhunda gizli gizli yaşayan bu iştiyaka en kuvvetli gıdasını vermişti. Akraba ve arkadaşlarından, örneklerden, gittikçe medenileşen İstanbul'un dekorundan, kitaplardan, resimlerden, tiyatro ve sinemalardan gelen bu telkinler yeni kanunlarda müeyyidesini bulmuş oluyordu. Bütün bunlar Neriman'da anadan babadan gelen tesirleri tamamıyla gidermiş değildi. Genç kız iki ayrı medeniyetin zıt telkinleri altında gizli bir daruni mücadele yaşıyordu. Şinasi Neriman'ı daha ziyade maziye ve anneanneye çekti. Bu adeta genç bir Faiz Bey'di. Neriman'ın ruhundaki yeniye iştiyakı senelerce uyuttu. Fakat bu Şinasi için pek de kolay olmamıştı. Macit'le Neriman tanışınca Şinasi için güçlük bütün arttı. Hele rakibinin vücudundan haberi olmadığı halde yalnız tesiriyle mücadele ediyordu. Ve Macit karşı kefeye o kadar büyük bir ağırlık ilave etti ki muvazene tehlikeli bir surette bozuldu. Artık Neriman nereden gelip nereye gittiğini anlıyordu. Çünkü iki zıt iştiyakın remizlerini gözleriyle görüyor ve mukayeseler yapabiliyordu. Şinasi Neriman'ın gözünde aileyi, mahalleyi, eskiyi, şarklıyı temsil ediyordu. Macit Yeni'nin, garbın ve bunlarla beraber meçhul ve cazip sergüzeşleri mümessili ve namzediydi. Bu iki genç Neriman'ın ruhundaki iki cepheyi bütün vuzuhuyla şuura çıkardılar. Neriman Macit'i tanıdıktan sonra kendi kendisini daha iyi tanımıştı. Neriman bütün bunları müphem olarak, tarihleri birbirine karıştırarak, takdim ve tehirler yaparak düşündü. Bu muharebeye sahne olan kendini ruhunu seyretmek ona büyük bir alaka ve zevk veriyordu. Kendi kendine bunun sonu ne olacak, ne olabilir diye sordu. Mücadeleyi iki şahıs arasında cereyan ediyormuş gibi sadeleştiriyor, içtimai sebeplere ve tesirlere ehemmiyet vermiyor, ancak Şinasi ile Macit'ten hangisinin galip geleceğini merak ediyordu. Fakat gene kendi kendine sordu. Bu benim elimde değil mi? Hangisini istersem gidemez miyim? Bu suale kolay kolay müspet cevap veremiyor, kendisini tahlil edemediği birçok harici tesirlerin baskısı altında hissediyordu. Bilhassa gözünün önüne sık sık babası geliyor ve tesirlerin mihrakını teşkil ediyordu. Tam bu sırada kapı açıldı ve eşikte Faiz Bey göründü. Ayol dedi, Şinasi'yi epeydir görmez olduk. Geçen gece bir uğradı, bir daha görünmedi. Nerelerde? Hasta filan olmasın? Hasta değil, ben onu görüyorum. Bugün gör de söyle buraya uğrasın. Göreceğim geldi. Bana bir peşrev notası getirecekti. Peki söylerim. Faiz Bey'in bu gelişi biraz evvel kahvaltısını yarıda bırakarak odasına çekilen kızıyla konuşmak için bir bahane miydi? Neriman babası odadan çıktıktan sonra bu suale cevap aradı. Fakat bir taraftan da Şinasi'ye karşı nasıl hareket edeceğini düşünüyordu. Onu bir daha aramak için Faiz Bey'in bu daveti iyi bir vesileydi. Yalnız buna lüzum var mı? Şinasi'yi görmek ve onunla münasebetinin son günlerde harap olan taraflarını tamir etmek istiyor muydu? Neriman kendine bunları sorduğu zaman arandıkça gizlenen hislerinin vuzuğunu kaybediyor ve kendi meyillerini anlayamıyordu. Bu dargınlık uzayıp gitse, birbirimizi aramasak ne olur diye düşündü. Mahiyetini tayin edemediği birçok hadiselerle dolu gördüğü istikbaline sabit gözlerle bakamıyordu. Macit, Macit'in daveti, balo gibi az çok muayyen vakaların doğuracağı mukadderatı tahminden de kaçtı.
Fakat herhalde Şinasi ile baş başa kalmak da istiyordu. Birkaç günlük ayrılığın muamma haline koyduğu bazı meseleleri halletmek için Şinasi ile konuşmak lazım geldiğini hissediyordu. Kendi kendine uyanan bu tecessüsü tam bir şuur içinde keşfetti ve merak ediyorum, Şinasi'nin ne halde olduğunu anlamak istiyorum dedi. Merak ediyordu ve bu tecessüs ona hissettiriyordu ki Şinasi şu birkaç gün süren ayrılık içinde meçhullere bürünmüş ve şahsiyetini saran esrar içinde yenilmiş ve değişmişti. Adeta Macit, Neriman için 7 senelik bir arkadaş ve Şinasi 1-2 ay evvel tanıdığı yabancı bir insandı. Evvelce Şinasi ile aralarında birçok dargınlıklar olmuştu. Fakat bunların hepsi kuvvetli bir sevginin mübalağası içinde tesirleri bir an artan ve sonra azalan küçük hadiseler yüzündendi. Hiçbirinde bugünkü kadar ciddi bir sebep yoktu. O halde bu itilafın öteki kadar kolayca alınabileceğini ümit etmemek lazım geliyordu. Neriman, bu sefer güç diye mırıldandı ve muhakemelerinin verdiği bu netice onda Şinasi'yi tekrar kazanmak için kuvvetli bir arzu uyandırdı. Bu sefer deminki gibi yalnız merakla da değil, Şinasi ile yaşadığı eski saadet günlerini iade etmek arzusuyla da onu görmek istiyordu. Zaafı meydana çıkmıştı. Artık anlıyordu ki Şinasi'yi göreceği gelmişti. İzzet-i nefsinin bu tazikiyle bu zaafını aşktan başka şeylere, itiyada ve dostluğa atfetmek istiyordu. 7 sene bu, az mı? İnsan 3 günde nasıl unutur? Alıştık birbirimize diyordu. Sonra hatırına Macit geliyor ve kendini birdenbire kuvvetli hissederek Şinasi'yi bir daha görmemeye karar verecek kadar aleyhinde düşünmeye başlıyordu. Öğleden sonra evden çıktı. Babası Şinasi'yi görmesini ve çağırmasını bir kere daha tembih etmişti. O gün Şinasi'yi görebileceği saate kadar Darül Elihan'da sıkıntılı anlar geçirdi. Arkadaşlarıyla konuşmuyor ve dalgın duruyordu. Şinasi'ye karşı nasıl hareket edeceğini bilmediği için kendini bir temayünün cereyanına bırakmıştı. Ve bunun için muayilesinde uyanan birçok muhtemel vaziyetleri tahayyül etmekle kalarak hiçbir şeye karar vermiyor ve dalgın gözlerle kendi içini seyrediyordu. Koridorlarda gezerken Şinasi ile karşılaşmak ihtimalini düşünerek dalgın bulunmamak istiyor, etrafına dikkatle bakıyordu. Nihayet onu müdüriyet kapısı önünde muallimlerden biriyle konuşurken gördü ve biraz yaklaşarak durdu. Ona kendini gösterdi. Şinasi arada bir Neriman'a bakıyor fakat mükaleme esnasındaki ciddi gözlerinde hiçbir şey değişmiyordu. Neriman daha fazla bekleyemeyeceğini hissetti. Ya uzaklaşmak yahut muallimin vücuduna ehemmiyet vermeden Şinasi'ye doğru yürümek istiyordu. Kararsızlıkla hafifçe sallandı ve nihayet Şinasi'ye doğru yürüdü. Şinasi onun geldiğini yan gözleriyle gördüğü halde vaziyetini değiştirmiyor, hararetli bir şeyler söyleyen muallimi dinliyordu. Neriman kendisine ait bir şey ebediyen elinden çıkmak üzereymiş gibi şiddetle tezahür eden bir temellük hırsıyla Şinasi'ye atıldı. Birdenbire kolunu tuttu, sarstı, sinirli ve tiz bir sesle "Azıcık seninle görüşmek istiyorum, dersten çıkınca beni bekle" dedi ve uzaklaştı. Arka taraftan Neriman'ın geldiğini görmeyen muallim hararetli sözlerini birdenbire yarıda bırakan bu hadiseye evvela çok şaştı, sonra bu gibi vaziyetleri doğuran sebepleri intikal edince Şinasi'ye bakarak gülümsedi. Şinasi gene hiç kıpırdamamıştı. Gene aynı ciddiyetle "Evet" dedi. "Devam ediniz." Fakat sesi o kadar titremişti ki. Müdür odasının kapısında buluştular. Mektepten çıktılar ve birbirlerinden başka hiçbir şeye karşı tecessüs duymadıkları, hararetli aşk günlerinde olduğu gibi hep arka sokaklara saparak nereye gittiklerini bilmeden hedefsiz yürüdüler. Gene o günlerde olduğu gibi ilk anlarda beraber olmanın kuvvetini ve şerefini sükût içinde biraz daha fazla tatmak istiyorlar gibi konuşmuyorlardı. Fakat bu sefer yan yana gitmiyorlardı. Biri ötekinin koluna girmemişti. Aralarında ayrılık ve aralarında vücutlarının ılık buğusu birbirine geçmekten men eden serin boşluklar ve aralarında son zamanların manevi uzaklığını mer'i bir hale getiren maddi bir mesafe vardı. Bu sükût ve bu mesafe artık onlara birbirlerini yalnızlıktan kurtaramadıklarını hissettirmekten başka hiçbir işe yaramıyordu. Şinasi önüne bakarak yürüyor ve ilk sözü Neriman'dan bekliyordu. Hiçbir şey sormadı. Neriman bu suale cevap almadan söze başlamak mecburiyetini taziki altında bu sükutun ağırlığını silkip atabilmek için kendini hazırlıyor, bütün ruhi kuvvetlerini bir nokta etrafında çağırıyordu. Zekası takallüs etti. Nihayet söyledi. "Babamın seni göreceği gelmiş, uğramıyorsun, Şinasi'yi çağır" dedi. Hem de sıkı sıkı tembih etti. Birkaç adım daha yürüdüler. Şinasi cevap vermedi. Aralarında maddi mesafe değişmediği halde bu sükutuyla çok uzaklara kaçıyor gibiydi. Neriman onu kolundan tutup kendine çekmek istiyordu. Ve bir uçurumdan yükseliyor gibi sinirleri gerilmiş, parmakları kasılmış bir elle ceketinin kolunu çekmek, tırnaklarını etine geçirmek, canını yakarak
onun üstündeki temellik hakkını kaybetmediğine inanmak ihtiyacındaydı. Bu seferki arzusu Şinasi'nin küçük sebeplerle başka taraflara sapan dikkatini zapt etmek için değildi. Belki pek mühim sebeplerle uzaklaşan bir alakayı tutmak istiyordu. Fakat bu sefer korkuyordu. Yolda giden herhangi bir yabancının koluna girecek gibi korkuyordu. Bunu yapmadı. Fakat yanına sokuldu. Bu zilletin öfke ve tahakkümle telafi etmek için bağırdı. ''Bir şey söylemiyorsun. Senin halin nedir böyle?'' Şinasi, Neriman'ın sesindeki bütün perdeleri mübalağa ile ifade edilmiş küçük bir teessürden hakiki ve büyük bir feverana giden ses merdiveninin her basamağını bilirdi. Neticeyi şimdiden görüyordu. Fakat Şinasi, ekseri zamanlar en son mecburiyet anı gelmedikçe hiçbir münakaşayı kabul etmeyen ve muarızın hücumlarına içinden cevap vererek yalnız kendi kendine karşı hesap veren insanlardandı. Neriman'ın daha ileriye gideceğini anladı ve ruhi nizamını bozacak tesirlere karşı benliğinin etrafında istihkamlar yapmaya başladı. Bununla beraber sinsi ve mürahi değildi. Gizlenmesini sevdiği halde başka türlü görünmekten nefret ederdi. Kederinin derecesini tahrif etmeden samimi bir sesle cevap verdi. ''Neriman, sen bu halin sebeplerini bilirsin. Benim için izah edilecek bir şey yok. Fakat senin için öyle mi?'' Neriman için hesap vermek anı geldi. O da bunu istiyordu. Fakat daha muayyen sualler bekleyerek şimdilik umumi cevaplar verdi. ''Ben bir hata etmiş olabilirim. Fakat senin buna karşı yaptığın çok ağırdır. Ben nihayet sana haber vermeye vakit bulamadan herhangi bir daveti kabul ettim. Bu belki yanlıştır, belki değil. Yanlış biliyorum. Fakat bunu sen büyütüyorsun. Benim başkalarına senin zannettiğinden çok daha az kıymet vermediğimi bilmiyorsun. Kim bilir neler düşünüyorsun?'' Tramvaya binerken Şinasi tarafından görüldüğünü bilmeyen Neriman son ihtilafı yalnız bir kıskançlık meselesinden ibaret sanıyordu ve hala Macit'le randevusunu gizlemek için ani bir davet karşısında kaldığını iddia ediyordu. Şinasi kızdı ve öfkesini zırhları içine kapanarak cevap vermedi. Neriman devam etti. ''Sen öylesin zaten. Çok konuşmazsın. Kendi kendine kurarsın. Anlatmazsın. Anlatılırsa dinlemezsin. Kendinden başkalarına güç inanırsın. İnat.'' Neriman yan gözle Şinasi'ye baktı. Mektepten çıktıklarından beri yüzünde ve yürüyüşünde hiçbir fark yoktu. Öne eğilmiş, sakin görünen bir baş ve sakin adımlar. Neriman tekrar etti. İnat! Mutat yollardan Süleymaniye'ye doğru saptılar. Buralardan her gün geçtikleri için itiyat, mazi hatırlamalarına mani olurdu. Fakat ne zamandan beri geçmedikleri bu yollara girer girmez, uzun müddet kapalı kalmış, hatıralarla dolu bir evin eşiğinden içeriye ilk adımlarını atmış gibi İkisinde de maziye ait intibalar bir anda uyandı. İkisi de hissettiler ki şu birkaç günlük ayrılık içinde münasebetlerinin tarihi büyük bir devir geçirmişti. Ve daha 3-5 ay evvelki hatıralar bile senelerce uzak bir maziye ait gibi görünüyorlardı. Aşk meselelerinde zamana ait ölçülerin içimizde ne garip farklarla değiştiğini sezdiler. Daha 2-3 ay evvel gördükleri bu yollardan senelerce geçmemiş gibiydiler. İkisini o gün buluşturan meseleyi bir an için unutarak yürüyorlardı. Karanlık, harap ve dar bir sokağa saptılar. Sağ kolda bir tek büyük, tahini boyalı tahta konak vardı. İleri doğru çıkan şahnişi, karşısında bir yıkık duvar üstünden sokağa doğru eğilen büyük bir ağacın dallarına o kadar yaklaşıyordu ki havayı kapatıyor ve sokağı bir tünel gibi karartıyordu. Bu eski bir konaktı. Her tarafı çarpılmış, pencereleri müstakillerinin intizamını kaybetmiş, saçaklarından bazı tahtalar ve çinkolar sarkmış, kaplamalarında bazı yarıklar peyda olmuş, çöküvermeye hazır ve 3 yaşında bir çocuk tarafından itilse yıkılacak gibi görünen son derece viran bir konak. Neriman ve Şinasi hiçbir gün bu konağın kapısının açıldığını görmediler. Senelerden beri önünden geçtikleri bu binanın içinde ne bir ayak sesi, ne bir gürültü, ne bir pencere açılıp kapanması, ne bir öksürük, hiçbir şey duymadılar. En alt kattaki mutfak ve kömürlük pencerelerine tel kaplanmıştı ve üstündeki örümcek ağlarının hiçbiri temizlenmemişti. Neriman ve Şinasi bu pencerelerden bakarlar ve koyu bir karanlıktan başka hiçbir şey görmeye muvaffak olamazlardı. Perdeleri yerinde duran bu konakta insan var mıydı? Varsa kim, kimler? Merak ettikleri, keşfedemedikleri bu hakikati muayilelerle tanımlıyorlar, birçok şeyler tasarlıyorlardı. Mesela bu konakta ihtiyar ve meyus bir adam hiç kimse ile temas etmeden tek başına yaşıyor ve ölümünü bekliyordu. Çok görgülü bir adamdır, sabırlı bir adamdır, dindar bir adamdır, iyi bir adamdır. Solgun bir yüzü, çukura kaçmış nemli ve fersiz gözleri, uzun bir beyaz sakalı vardır.
Kılsız ve çıplak başına geçirdiği takkesi dümdüz ve buruşuksuzdur. Daima Şahniş'in sağ tarafındaki pencerenin arkasında oturur ve tesbih çeker. Dudakları daima hafif bir dua ile kıpırdar. Düşünür. Fakat muayyen bir insan veya bir işle zihni meşgul değildir. Hep bütün dünyaya, bütün insanlara, Allah'a ve ölüme ait umumi fikirleri vardır. Sokakta bir ayak sesi duyunca başını titreye titreye pencereye doğru uzatır. Kafes deliklerinden bakar. Birbirlerine sokularak yürüyen Şinasi ile Neriman'ı görür ve onların daha fazla mesut olması için gözlerini kapar, dua eder. Neriman ve Şinasi bu tahini boyalı konağın önünden her geçişlerinde pencerede oturan ihtiyara ait efsaneye öyle hakikat unsurları ilave ediyorlardı ki çok tahayyül edilen her şey gibi bu hayalde hakiki ve müşahhas bir varlık haline geliyor, muhayyilelerinin dışında canlanmak ve yaşamak istidadı gösteriyordu. Neriman ve Şinasi kafes arkasında adeta ihtiyarın beyaz sakalını ve beyaz takkesini görür gibi oluyorlardı. Bize bakıyor diyorlar, birbirlerine sokularak Şahniş'in altına doğru kaçıyorlardı. Sonra bir hayale karşı bir an duydukları esaretin tuhaflarını hissederek gülüşüyorlardı ve bu ani sevinç içinde kucaklaşıyorlardı. Neriman, Şinasi'yi tanıdığının ikinci senesi ilk defa bu sokakta Şahniş'in altında gözlerini kapayarak ve kızararak dudaklarını ona uzatmıştı. İlk defa orada ana ve baba okşamalarına az benzeyen bir kucak içinde esrarlı ve yeni lezzetlere doğru koştu ve bu senelerce böyle devam etti. O gün belki ilk defa büyük tahini boyalı evin önünden birbirlerine uzak durarak geçtiler. Tam kapının önünde yürürlerken Neriman'ın içine garip bir his gelmişti. Evin içinde ayak sesi duyar gibi olmuştu. Sonra kapının açıldığını zannetti ve eşiğin üstünde sanki ihtiyarın hayalini gördü. Gene elinde tesbihi vardı. Bu sefer yüzü de sakalı da sakalı ve takkesi gibi bembeyazdı. Derin, kederli ve bir hayreti hazmetmeye çalışan gözlerle hemen sormak istiyordu. ''Ne oldu çocuklar? Size ne oldu?'' Bu hızlı tahayyül içinde Neriman ürperdi ve Şinasi'ye doğru sokuldu. Şinasi de ona hafifçe yaklaşmıştı. Fakat sokak bitti. Şinasi derhal biraz evvelki halini almıştı. Gene birbirlerinden uzaklaştılar. İkisine de mazi hakimdi. Hep geçen günleri düşünerek yürüyorlardı. Bir kibrit alevinin muvakkat ışığında görünüp kaybolan eşya gibi birçok hatıralar parlayıp sönüyordu. Şinasi bu hatıralara dalarken her vagonunun penceresinde bildik bir baş gülümseyen şimendifer katarının hızla geçmesi karşısındaki hissi duyuyordu. Bu bildikler çoğu aziz dostlar ve hep aziz dostlar mendil sallayarak uzaklaşıyorlardı. Ve bir daha dönmemek üzere uzaklaşıyorlardı. Mercan tarafına doğru yürüdüler. Şinasi birdenbire durdu. Peki dedi, bir şey soracağım. Neriman bu teklifi ümit ile karşıladı. Sorulacak sualin her şeyi tamir edecek bir cevap yolu açacağından adeta emindi. Mesut günlerindeki tebessümü hatırlamaya ve taklit etmeye çalışarak sor dedi. Şinasi aklına gelen sayısız birçok suallerin hücumu altında boğulmaktan kurtulmaya çalışır gibi durdu. Düşündü, seçti ve sordu. Niçin sen artık dünkü sen değilsin? Niçin biz bugün ikimiz de kıymetli bir şey kaybetmiş gibiyiz? Niçin bugünün düne benzemiyor? Niçin dünkü gibi rahat adımlar atamıyorsun? Niçin böyle oldu? Şinasi'nin sesinde öfke ile sevgi. Neriman daha basit bir sual beklemişti. Kendi tahminiyle bu sualler arasındaki farkın uyandırdığı komik duygusu geçinceye kadar şaşkın durdu, sonra düşünmeye başladı. Onun da aklına sayısız cevaplar geliyordu. Fakat hepsini ayrı ayrı teftiş etmeden o da söylemek istemedi. Yan gözle Şinasi'ye baktı. O, Neriman'ın cevap vermekle gecikmesinden mağrur gibiydi. Öne doğru eğilmiş, başı derece derece kalkıyordu ve sanki gururuyla aynı seviyede yükseliyordu. Neriman bu kadarına tahammül edemedi. Kendi kendine cevap veriyordu. Niçin mi? Çünkü artık ben bir Fatih kız olmak istemiyorum. Anlıyor musun? Böyle yaşamaktan nefret ediyorum. Eskilikten nefret ediyorum. Yeniyi ve güzeli istiyorum. Anlıyor musun? Eski ve yırtık ve pis, iğrenç bir elbiseyi üstünden atar gibi bu hayattan ayrılmak, çıkmak istiyorum. İhtiyar adam, bozuk sokak, salaşpur ev, gıy gıy, hey hey, ezan, helvacı. Bıktım artık. Ben başka şeyler istiyorum. Başka, bambaşka. Anlamıyor musun? Fakat bunların hiçbirini söyleyemedi ve cevap için Şinasi'nin tahammül edebileceği azami müddet geçti. Şinasi müşfik bir ses perdesiyle örtmeye çalıştıkça Neriman'a çok daha fazla tesir eden gururunu gizlemek için gayret göstererek devam etti. Sen eskiden dediğim bundan daha birkaç ay evvel ne sade kızdın, ne sade. Hoş, gene bugünkü heveslerin vardı ama onları meydana dökmüyordun. Bugün ne kadar fark ettin? Biliyor musun? Herkes söylüyor Neriman. Sen de açık açık söyle. Açık söyle, açık. Ben senin ne istediğini biliyorum. Neriman korkuyla sordu. Ne istiyorum ben?
Şinasi derhal cevap verdi. Sen dedi, iki gözüm Neriman, sen foksurat oynamak istiyorsun ve iyi bir kavalye, onu da bulmuşsun. Şinasi'nin sesinde ne kin ne de hatta sitem vardı. Terkibinde kayıtsızlık ve istisadan başka hiçbir unsur keşfedilmeyen bu ses sözlerinin tesirini çok şiddetli bir dereceye çıkardı ve Neriman'da mücadele kabiliyetini hemen darmadağınık etti. Ruhi kuvvetleri kopçaları birdenbire açılan bu esvap gibi bir esvap gibi ansızın çözülüvermişti. Kendini hemen toplayamazsa başına felaketler gelebilirdi. Gözleri kararabilir, dizleri bükülebilir, yere çökebilir, ağlayabilir, bayılabilir, bir sara nöbetine tutulabilir, çırpınabilir, felçe uğrayabilirdi. Bütün bu nevi felaketlerin bir başlangıcı olan zaaf halini geçiriyordu. Sapsarı kesildi. Ona tesir eden şeylerden biri de bu ithamların müthiş uslubuydu. Hatta Şinasi'nin söylediği şeylerin hemen hepsini unutmuştu. Yalnız bu ses, bu eda, bu kelimesiz ve gayet büyük manalardan mürekkep ses, beyninin soğumuş hücreleri içinde akisler yapıyordu. Bu düşman tesirini o kadar beğendi ve kıskandı ki aynı silahla karşılık vermek istiyordu. Fakat kendine bu kuvvetin zerresini bulamadı. İçi çekiliyordu, yürüyemedi, öne baktı. Kendini sıkıyor ve son kuvvetlerini kaçırmamak istiyordu. Müthiş bir gayret içindeydi. Şimdi de yüzüne kan çıkıyordu. Bu anda o kadar kızardı ki Neriman'ın sinir nöbetlerini bilen Şinasi korktu. Sözünün tesirini azaltacak bir teselli aradı. Geç kaldığını da bildiği için hiçbir şey bulamadı. Yalnız Neriman'ın koluna girmek istedi. Fakat kız kolunu şiddetle çekti ve Şinasi'nin bu zaafından aldığı yeni bir cesaretle dirildi. Derin bir nefes aldı ve gözlerini alabildiğince açtı. Her tarafı, bilhassa çenesi ve omuzları görünecek kadar titriyordu. İki ellerini de yukarıya kaldırdı ve yumruklarına dişlerini sıktı, sıktı. Korkunç bir kelime söylemek için haykırmak ister gibi gerildi ve hiçbir şey söylemeden olduğu yerde sallandı. Şinasi'nin hemen açılan kollarına baygın düştü. İki yolcunun yardımıyla onu evvela bir kahveye taşıdılar. Yüzüne su serpildi. Kendine geldiği vakit büyük bir sinir nöbeti başlamak üzereydi. Şinasi otomobille onu bir eczaneye götürdü. Dükkanın arka tarafında onu bir şezlonga yatırdılar. Daha otomobildeyken şiddetli bir titremeyle başlayan asabi buhran 2 saat sürdü. Eczacıyı, sonradan gelen doktoru, fennin bütün vasıtalarını aciz bırakan şiddetli buhranlardan biri ki, titremeler, katılmalar, küçük muvakkat felçler, hıçkırıklar, kahkahalar, kendini oraya buraya atmalar, nefes tıkanıkları, boğulmalar, ihtilaçlar gibi. Hayvani varlığın bütün sefaletini ilan eden en korkunç arazi gösterdi ve nihayet hastayı tam bir hüzün halinde düşürdü. Eczaneden çıktıkları vakit geceydi. Otomobille eve gittiler. Yolda bir kelime konuşmamışlardı. Şinasi 2-3 kere Neriman'ın elini tutmuş ve okşamak istemişti. Kız şiddetle elini çekti ve başını arkasına dayadı. Gözlerini yarı kapadı. Otomobil evin önünde duruncaya kadar hiç kımıldamadı. Yere inerken Şinasi'nin koluna girmesini de istememişti. Sallanarak atladı. Kapının tokmağını kendisini kurtaran bir şey gibi tuttu ve bütün kuvvetiyle hızlı hızlı üst üste vurdu. Gülter kapıyı açınca Neriman kendini içeri attı ve merdivenlere doğru koşmaya başladı. Şinasi de onu takip ediyordu. Merdiven başında Faiz Bey ile karşılaştılar. İhtiyar adam kızının önünde durdu. Kollarını uzattı ve onu durdurmak istedi. Neriman babasını da itti, merdivenleri hızla çıktı, odasına koştu, kapıyı kapattı ve içeriden kilitledi. Faiz Bey, Şinasi ve Gülter kapının önünde kaldılar. Şinasi alçak sesle "Nöbet geldi" dedi. Dedi ve başka hiçbir şey konuşmadılar. Neriman'da ilk defa görünmeyen bu asabi buhranın ne olduğunu onlara anlatmaya lüzum yoktu. Sebepleri de kolayca tahmin edilebilirdi. Sustular ve içeriye kulak verdiler. Hiçbir ses gelmiyordu. Sonra arada bir kesilen veya bir mendille boğulan hıçkırıklar duydular. Gülter, "Siz çekilin" dedi. "Ben içeri gireyim." İki erkek uzaklaştılar ve Faiz Bey'in odasına girdiler. Neriman'ın babası odanın ortasında gözleri yerde, elleri önünde kavuşturulmuş, namazda, kıyam halinde gibi duruyordu. Kaşları çatık ve yüzü kansızdı. Başını hafif hafif sallamaya başladı. Faiz Bey'de görünen bu hususi tavırların ve hareketlerin lügatını iyi bilen Şinasi bu duruşun da manasını anladı. Neriman'ın babası mühim bir karar vermek üzereydi. Başı mütemadiyen sallanıyordu. Alt dudağını hafifçe ısırdı ve gözlerini kırptı. Bir şey hesap ediyordu. Vahim bir manzara seyreder gibi yere bakan gözleri Şinasi'ye doğru ağır ağır kalktı. Derin bir nefes almış ve teemmülden karara geçmişti. Şinasi'ye doğru bir adım attı, başını kaldırdı. "Oğlum," dedi, "geç kalıyoruz ve korkarım ki bunun daha fena akıbetlerini göreceğiz. Yarından tezi yok, bu meseleyi meşru bir surette halledelim."
Şinasi cevap vermedi. Yalnız başıyla bu karara itaat etti. Fakat ikisi de birbirlerine söylemedikleri bir endişe içindeydiler. Şinasi Neriman'ın odasına doğru başını çevirdi, baktı. Faiz Bey de onu taklit etti. Endişe oradan geliyordu. Neriman'ın bu kararı kabul etmesi lazımdı. Gülter odaya girdiği vakit Neriman ıslak mendilini avucunda sıkarak kalktığı mindere doğru gitti. Oturdu ve Gülter'in tecessüsünden çekinmeyen cesur gözlerle ona baktı. O kadar ızdırap çekmişti ki bu zaafı ona kahramanlık nevilerinden birine dahi iftihar edilecek bir şey gibi görünüyordu. Hakim bir sesle "Kapıyı kapa Gülter" dedi. Gülter kapıyı kapadı ve bir sandalye kenarına ilişti. Bütün dikkatiyle hanımına bakmıştı ve şaşırıp kaldı. Bu ne hal? Solgun yüzü bumburuşuk. Dudağının uçlarından boynuna doğru iki çizgi uzanıyor ve çenesinin yuvarlağıyla birleşerek tam bir yarım daire gibi görünüyordu. Gülter kendi muayenesinde bu buruşuk daireyi biraz daha büyüttü. Çene altındaki etleri biraz daha gevşetti ve sarkıttı. Sonra gözlerini yukarı kaldırdı ve Neriman'ın dağınık kumral saçlarını biraz daha ağarttı ve gözünün önüne büyük hanımefendi geldi. Neriman'ın haminnesi. Fakat bunu söylemedi ve hanımına hayretle bakmakta devam etti. Neriman Gülter'in bu sebatkar dikkatinden sıkılarak ayağa kalktı. Fakat birdenbire dizlerinde öyle bir kesiklik duydu ki tekrar mindere oturdu ve gözlerini süzerek bir limon koklar gibi derin bir teneffüsle ürperdi. Gülter dedi ki "Haydi yatın isterseniz, biraz dinlenirsiniz." Neriman yatağa baktı. "Sahi" diye mırıldandı. Koluna giren Gülter'in yardımından kaçarak hızla karyolasına doğru koştu. Acele soyundu ve yatağa girdi. Gülter ayakta duruyordu. "Sandalyeyi al, şuraya otur Gülter. Ben uyuyuncaya kadar." Gülter yatağın başucunda durdu ve Neriman'ın alnına düşen saçlarını parmaklarının ucuyla geriye attı. Neriman gözlerini kapamıştı. Hele şimdi bu yorgun yüzüyle büyük hanımefendiye o kadar benziyordu ki. Sonra gözlerini yarı açtı ve Gülter'in biraz evvelki dikkatiyle kendisine baktığını ve gülümsediğini gördü. "Ne gülüyorsun Gülter?" "Hiç, küçük hanım." Neriman yine gözlerini kapadı ve bu sefer hiç açmayarak dedi ki "Hadi yavaş sesle bana bir şey anlat. Fakat uyursam sus ve git." "Siz 4 yaşındaydınız," diye başladı Gülter ve karşısında yastığın beyazlıkları içinde eriyen bu yorgun yüzün hatırlattığı şeyleri anlattı. "Bir gün sizi kaynar sularla yıkadık. Bugün ensenize kadar kestirdiğiniz su saçlar yok mu? Ne uzundu, ne uzun. Köklerini sökercesine onları taradık. Hiç unutmam, hanımefendi size üstü papatya örneği beyaz ketenlerden yeni bir elbise diktirmişti. Onu giydirdik ve sizi büyük hanımefendiye götürdük. O vakte kadar büyük annenizi görmemiştiniz. Çünkü büyük hanımefendi damadıyla 6 sene dargın durdu. Nihayet barıştılar. Biz de sizi götürdük." Neriman da o günü hatırlıyor. Kuru Çeşme'den arabaya binmişler, Sultanahmet taraflarında bir konağa gelmişlerdi. Halayıklar daha alt kat taşlığında Neriman'ı kucaklayarak havaya kaldırmışlar ve öpe öpe yukarı çıkarmışlardı. "Ah!" diye içini çekiyor ve başını sallıyor Gülter. "Büyük anneniz gibi kadın nerede şimdi? Meziyetlerini anlatamam ki. Öyle temiz, öyle tertipli, öyle ince bir kadındı ki. Ev temizlenirken, tertip edilirken hizmetçilerin başında durur, en kabasından en incesine kadar bütün ev hizmetlerini bilirdi. Halayıklara, hizmetçilere bir örnek yazmalar verilir, temiz önlükler giydirilirdi. Bir gün yeni gelen bir hizmetçinin elinden büyük hanımefendi süpürgeyi aldı. 'Bak kızım, ortalık böyle süpürülür.' dedi. Evvela süpürgeyi halının üstünde 3 defa yürüttükten sonra üstüne sıkıca vurdu. İçinde kalan tozları faraşa döktü. Tekrar 3 defa çekti, gene üstüne durdu. 'Kızım,' dedi, 'böyle yapmazsan süpürgenin içine tozlar dolar, telleri işe yaramaz olur.'" Gülter mesleğine taalluk eden bu teferruatı iyi hatırlıyordu. Pencere tozlarının ıslak bezlerle nasıl alındığını, yerdeki ufacık şiltelerin nasıl kabartıldığını, minderlerdeki beyaz örtülerin iyice gerilerek toplu iğnelerle nasıl tutturulduğunu, bardakların üstündeki boncuktan işleme kapacıkların, cigara iskemlelerindeki tente örtülerinin birer birer nasıl silindiğini anlattı. "O ne tertipli kadındı ya Rabbi, ne tertipli," diye içini çeke çeke durdu Gülter. O koskoca konaktakilere varıncaya kadar her şey yerli yerinde dururdu. Bir kopçanın bile kendine göre bir yeri vardı ve hiç değişmezdi bu. Her tarafta kar gibi beyaz örtüler, perdeler, tenteler. İnsanın öpeceği, koklayacağı gelir. O odalarda yarım saat oturdu mu insanın içi açılır, gamı kasaveti gider. O kış odalarda pırıl pırıl yüze gülen bakır mangallar, sarı topuzlu karyolalar. Ah, rahatını onlar bilirlerdi. Neriman birdenbire gözlerini açtı. Evet, hep tembellik. Ama küçük hanımcığım, şimdikiler onlar kadar çalışıyorlar mı? Nerede? Eskiler bir işe başladılar mı, saatlerce durup dinlenmeden didinirlerdi. Ama bir kere de rahat etmek istediler mi, adam akıllı vücutlarını dinlendirirlerdi. Şimdikiler çalışmıyorlar ki dinlensinler. Evet,
İyi ev kadınıymış o kadar. Evet, iyi ev kadınıymışlar o kadar. Sade ev kadını mı? Büyük validenizin elinden kitap düşmezdi. Ne tarihidir o? Hani meşhur bir tarihi var. Ah durun dilimin ucunda. Ha, Naima tarihi. Daha böyle neler okurdu. Arapça da bilirdi, Farisice de. Bize okur okurdu da anlatırdı. Adeta bir mektepti o konak. Neriman itiraz etmedi. 4 yaşında tanıdığı ve 5 yaşında kaybettiği büyük annesinin akıllı ve malumatlı bir kadın olduğunu herkesten duymuştu. Gülter dedi ki, evde alafranga eşya da vardı. Konsollar, kanepeler. Fakat bunlar pek işe yaramazlardı. Büyük hanımefendi, Frank icadı ama hiç de kullanışlı şeyler değil derdi. Ve alaturka çekmecelerin, dolapların, minderlerin meziyetlerini anlatırdı. Odalarda bir iki tane iskemle de bulunurdu. Bunlar damat beyler içindi. Onlar iskemlelere otururlardı. Demek Neriman güldü. Demek iskemle alafrangalara mahsustu. Ya elbette ne o konakta ne de kuru çeşmede kimse sandalyeye oturmazdı ki. Sonra bu adetler değişti. Siz o zamanlara yetişmediniz. Hep ot minderleri. Senin annen de köşe minderinde otururdu. Küçük hanımefendi validesinin eşiydi. Fakat o zamanki bolluk nerede? Validende de el işleri merakı vardı. Makineden çıkmış gibi dikiş dikerdi. Hani şu iğne ardı derler. Onu bir güzel yapardı ki. O canım Yemenilerdeki incecik oyalar, o başörtü kenarları. Gülter saymakla bitiremiyordu. Sonra birdenbire sustu ve gözleri daldı. Bütün o evler ve insanlar bir daha geri gelmemek üzere gitmişlerdi. Şimdikiler ne yapıyorlar diye düşündü Gülter ve onları beğenmedi, beğenmiyordu. Gülter, geldi mi uykunuz? Geliyor, git artık. Neriman ertesi sabah uyanınca içinden müphem ve mürekkep duyguların şişkinliğini ve ağırlığını duydu. Yataktan kalkmak için bir isteksizlik. Onu her sabah dirilten gündelik arzulardan birini de hissetmiyordu. Aklına Şinasi'yle münakaşası gelince bu hatıranın yükünden kurtulmak ister gibi yorganı üstünden attı ve yataktan atladı. Başı hep düşünmeye cesaret edemediği şeylerle doluydu ve bir dakika sonraya bile hakim olamayacak kadar istikbalden korkuyordu. O gün ne yapacağını tasarlamaya bir türlü yanaşmadı. Günün hayatına girmek için baloya ait ümidine sarılmak istiyordu. Fakat buna da cesareti yoktu ve ne olduklarını bilmediği bir alay meçhul ve yüzleri örtülü maniler ümidinin önünü kesiyorlardı. Bu maniler dışarıdan mı geliyorlar yoksa Neriman'ın içinde mi doğuyorlardı? Zaten bu garip ruhi sersemlik içinde Neriman dışarıdaki hadiselerle kendi ruhundaki mütemadi oluşların nerede başlayıp nerede bittiğini ve nasıl kaynaştığını anlayamıyordu. Fakat günleri gene saydı. Baloya 5 gün var. Ve giyininceye kadar mukadderatının nazım çizgisi üstünde bulunan bütün meseleleri düşünmekten kaçtı. Ve maddi hayatın teferruatıyla kendini oyaladı. Başını iyice yıkadı ve kolonya ile ovaladı. Aynada yüzünü tetkik etti. Epeyce uyumuştu. Şu bir gün evvelki sinir buhranının yüzündeki izleri silinmişti. Buna sevindi ve yemek odasına taze bakışlarla ve gülümseyerek girdi. Faiz Bey de Neriman'ı güler yüzle karşıladı. Gel bakalım dedi. Babasının aydınlık sesi ve neşeli gözleri Neriman'ın üstünden biraz evvelki taziki tamamıyla kaldırmıştı. Genç kız birden ferahladı ve geçen hadiselerin zehirinden bir anda kurtulmanın sevinciyle babasına doğru birkaç adım attı. Elini öpmek bile istiyordu. Fakat sabahları böyle bir adeti olmadığı için arzusuna gayri tabi bularak vazgeçti, oturdu. Faiz Bey tesbih çekiyor ve keribar tanelerine bakarak onları her günkünden daha güzel buluyormuş gibi tebessümle birer birer çekerek seyrediyordu. Hep aynı neşeli gözlerle başını kızına doğru kaldırdı. İyi ettin de erken kalktın. Seninle konuşacağım şeyler var dedi. Fakat hiçbir münakaşaya ihtimal verdirmeyen rahat bir duruşu, hatta bir müjde vermek isteyen insanın hali vardı. Neriman sevinçle ve merakla ona baktı. Sonra yavaş yavaş sevincini kaybederek merakın uyandırdığı birçok tahmini fikirler içinde susarak düşündü. İlk anda hakikati gayet iyi tahmin etmişti. Babası ona evlenmeden bahsedecek. Buna o kadar emniyetle hükmetti ki vereceği cevap ve söyleyeceği sözleri düşünmeye ve hazırlanmaya başladı. Fakat bir silah sesiyle uyanan ve oraya buraya telaşla koşuşan insanlar gibi Neriman'ın zihninde bir sürü fikirler ansızın ayaklandılar ve hedefsiz bir kalabalık gibi gürültü çıkardılar. Faiz Bey kızının ruhi vaziyetini anlar gibi oldu ve acele etti. Yeni bir şey söyleyecek değilim dedi. Evvelce birçok defalar konuşulmuştu, görüşülmüştü, karar verilmişti. Fakat sen biraz zayıftın. Doktorlar araya girdi. 20'sini geçsin dediler. Bekledik. Fakat kızım...
Neriman, babasının tenkit ve nasihatle karışık uzun bir söze başlayacağını hissetti, kızardı. Ayaklarını yere vurmaya başladı ve ikinci defa silkindi. Faiz Bey devam etti. Sen her şeyi idrake muktedirsin. İftihar ettiğin bir zekan var. Artık sana iyi kötüyü anlatacak değilim. Sen her şeyi anlarsın maşallah ve takdir edersin ki yol üstünde düşüp bayılmalar, eczanelere koşmalar filan sıhhat için, maneviyat için hayırlı işaretler değildir. Neriman birdenbire Faiz Bey'in sesini kesti. Peki bey baba dedi. Peki hakkınız var biliyorum. Anlıyorum. Bu böyle devam edemez diyeceksiniz. Bir ayağınızın çukurda olduğunu söyleyeceksiniz. Benim saadetimi görmek istediğinizi anlatacaksınız. Peki bunları bana evvelce de söylemiştiniz. Peki ben itiraz ettim mi? Gene de etmem. Burada bir muhit var. Şinasi ile evlenmemi bekliyorlar. Gece gündüz ben Şinasi ile beraber yaşadım. Evimizin ikinci bir erkeği gibi bir şey adeta. Nikahımız olmazsa olmaz. Rezalet olur. Namus meselesi olur. Hatta çok geç bile kaldık. Anlıyorum. Bunların hepsini idrak ediyorum. Peki. Şinasi benim er geç kocamdır. Olacaktır. Ben buna itiraz edemem. Hem de siz Şinasi'yi oğlunuz gibi seversiniz. Sizi gücendirmem. Bunların hepsi doğru. İyi güzel. Fakat baba, mesut olmamı cidden istiyor musunuz? Söyleyin, istiyor musunuz? Bu nasıl söz? Hayır, söyleyiniz. Cidden istiyor musunuz? Cevaptan müstani bir sual. Elbette isterim. Bana 3 ay daha bu meseleyi açmayınız. Birkaç ay daha. Anladınız mı? Size vaat ediyorum. Bu birkaç aydan fazla sizi bekletecek değilim. Birkaç ay. Faiz Bey bu 3 rakamıyla kızının gizli bir kararı arasındaki münasebetten şüphe etti. 3 ay mı diye sordu hayretle. Neriman cevap verdi. 2, 3, 5. Mesele orada değil baba. Mesele orada değil. Şuradaki yani baba. Birdenbire sesi titremeye başlamıştı. Gözleri doldu ve hemen ayağa kalktı. Kendimi toplamam için, anlıyor musunuz? Fazla bir şey söylemedi ve başını önüne eğdi. Faiz Bey de başını önüne eğmiş, kızının bu gözyaşlarına, bu arzusuna sebep olabilecek şeylerin hepsini bir anda bulmaya çalışıyordu. Birçok şeyler tahmin etti. Fakat hiçbiri Neriman'ın bu vaziyetini izaha kafi şeyler değildi. Peki kızım dedi, öyle olsun. Fakat ben bu ihtiyar kafamla anlayamadım pek. Kendini toplamak mı? Neden? Ne gibi? Daha fazla sormayınız. Emin olunuz ki sizden gizlediğim hiçbir şey yoktur. Fakat bu benim kendime ait bir arzu. Faiz Bey ısrar etmedi. Peki dedi. Bekleriz o kadar. Madem ki bu kadar bekledik, gene de bekleriz. Ve gittikçe derinleşen merakının uyandırdığı birçok fikirlere dalarken başını salladı ve mihaniki olarak tekrar etti. Gene de bekleriz. Artık epey konuşmadılar. Odaya Gülter girdi. Baba kız düşünüyorlardı. Gülter mahrem bir konuşmaya mani olduğunu zannederek elindeki tepsiyi bıraktı ve dışarı çıktı. Faiz Bey kızına sordu. Şinasi ile aranızda bir şey mi geçti? Neriman daima izah etmek istemediği şeyin ehemmiyetsizliğini babasını kandırmak için yükselen sesiyle cevap verdi. Hayır baba, ehemmiyetsiz münakaşalar. Fakat beni asıl sinirlendiren şey durdu. Babasına her şeyi itiraf etmeye mecbur olacakmış gibi ağızdan kaçacak birkaç kelimeyle kendi şuuruna karşı ihanet etmiş olmaktan korktu. Söyleyeceği cümleyi zihninden geçirdi, muayene etti. Beni asıl sinirlendiren şey bu semtte, bu evde her şeyden mahrum yaşamaktır. Şinasi de beni bundan kurtarmayacak. O da benim arzularımı anlamıyor. Neriman hayatının en mühim meselesine gelmişti. Bu bahis Faiz Bey'i son derece alakadar ettiği halde ihtiyar adam Neriman'ın itiraf cesaretini kırmamak için gayet sade bir eda ile sordu. Ne gibi arzular? Neriman kelimesini aradı. Ben dedi ben nasıl söyleyeyim daha medeni yaşamak istiyorum. Siz bana hak vermezsiniz. Ben Faiz Bey kızının sözünü kesti. Ben sana hak veriyorum. Sen bollukta büyüdün. Bu semtte, bu evde sıkılıyorsun. İstediklerin olmuyor. Ben bunu biliyorum. Mesela bakınız, 4-5 gün sonra Pera Palas'ta bir balo var. Bütün arkadaşlarım gidecekler. Ben kalacağım. Halbuki bu senede bir kere olan şey. Faiz Bey balo kelimesini duyunca gizli amilin bu olup olmadığını düşündü. Bu hareket noktasından başlayarak Neriman'ın daha mahrem arzularını anlamaya karar verdiği için onun bu sözlerini tasviple karşıladı. Tabii dedi. İnsan arkadaşlarında gördüğü şeyi yapmak ister. Onlarla beraber eğlenmek de bir haktır. Fakat bu arkadaşların kimlerdir mesela? Fahriye, Ülviye, Nezahet. Neriman ilk aklına gelen bu isimleri düşünmeden söyleyivermişti. Faiz Bey sordu. Nezahet mi? Şinasi'nin hemşiresi mi? Neriman tasdik etmeye mecbur oldu. Öyle ya. O halde Şinasi de gelecek tabii. Gelmesi lazım. Faiz Bey düşündü. Başını hafifçe kaldırarak. Öyleyse ne mahsur var? Dedi. Şinasi beraber olduktan sonra gidebilirsin. Mesele bundan ibaretse kolay. Neriman kızardı. Değil baba. Misal olarak söylüyorum. Hem ben baloya nasıl gidebilirim? Onun az çok bir masrafı var. Ben daha sizi geçenlerde büyük bir masrafa soktum. Size yeni bir şey teklif edemem.
Faiz Bey, hayati meselelerin büyük hesabı içinde maddi masrafların ehemmiyetini unutarak "Onu da hallederiz," dedi. "İş ki senin istediğin olsun." Gülter tekrar içeri girdi. Faiz Bey kızına karşı giriştiği taahhüdün neticelerini epeyce düşündükten sonra "Fakat," dedi, "Şinasi ile beraber gideceksiniz." Neriman hakiki arzularına hiç de uymayan ciddi bir görünüşte cevap verdi. "Tabii tabii, onsuz nasıl giderim," dedi ve babasının dizine peçeteyi yaydı. Ah, insanlar niçin her şeyi anlamıyorlar? 5 dakika, 10 dakika, yarım saat kendilerini unutsalar, kendilerini karşılarındakilerin yerine koysalar, tam onun gibi fakat hiç eksiksiz ve tam onun gibi duysalar, her şey ne kadar yerli yerinde olacak? Hayır, illaki zıddiyetler, öfkeler, yanlış anlaşmalar, kıskançlıklar, inatlar, şüpheler, hakim olmak arzuları. Neriman babasına bakarak böyle düşünüyordu ve hala ruhunun uzaklıklarına kaçan derin bir kinle babasını mazur görmek istemiyordu. Evet, şüphesiz onu seven bu ihtiyar bile karışık duygulu bir adamdı. Bazen kendisinin de bir baba şefkatinin zerresi bulunmayan ve içi kızı için garez dolu korkunç bir düşmandı. Düşmanların en korkuncu. Vaka Neriman'ın bütün arzularına hak vermişti. Yeni bir maddi fedakarlığı da kabul etmişti. Fakat onun asla itiraf edemediği en gizli arzusunu ya anlamamış yahut tahmin etmeye razı olmamıştı. Baloya bu tarzda gitmek Neriman'ın istediği bir şey değildi. Yanına Bevvap gibi Şinasi'yi alarak adeta sefer tasıyla Perapalas'a gitmenin ne zevki vardı. Şinasi'nin haricinde bir mesele olduğunu anlamaya veya anlamış görünmeye yanaşmıyordu. Burada kızının arzusuna uzak duruyordu. Burada tıpkı kızı gibi eksiksiz ve tam Neriman gibi hissedemiyordu. O halde onu anlayamıyordu. O halde onu her şeyi kabul eden tam bir aşkla sevmiyordu. Neriman bu kırdı. Fakat babasına neşeli ve minnettar görünmesi lazımdı. Bu rolünü iyi yapmıyordu. Faiz Bey de Neriman'da tatmin olmamış bir iştiyak seziyor ve anlamıyor, kendi kendine düşünüyordu. Ne istiyor? Balaya gitmekten başka bir arzusu mu var? Bu semtte oturmak arzu etmiyor mu? Şinasi'den başka birine mi temayülü var? Kim olsa gerek bu? Şinasi bilir mi acaba? Ne düşünüyor o? Bana niçin bir şey söylemiyor? İkisi de bana ehemmiyet vermiyorlar mı? Benim aleyhimde mi düşünüyorlar? Ben onlara karşı vazifemi yapmıyor muyum? Bala müsaadesini verdiğime hata mı ettim? Haberim olmadan birçok vakalar mı ceyran ediyor? Ve beyaz kaşlarının üstünde anı buruşuyordu. O da kızının kendisine karşı sevgisinden şüphe ediyordu. O da hodgan bir evladın aç iştiyaklarını fedakarlıklarıyla doyurmanın azabını çekiyor ve mesuliyetini kızına atfediyordu. İnsan genç, pek genç olabilir. Fakat bunların hepsini veya çoğunu yaptırmak için bir ihtiyar kalbine teklif edilen bu fazla azabı çok insafsızca, zalimane buluyordu. Neriman o günde Şinasi'yi mektepte aradı, buldu ve beraber çıktılar. Artık onunla daha açıkça konuşmak cesaretini kendinde buluyordu. Koluna girdi ve onu çekti. Bu kuvvet ona babasının teklifini kabul etmiş olmaktan geliyordu. "Babam bana bir mesele açtı," dedi. Şinasi anlamıştı. Gene sesini çıkarmıyordu. Neriman devam etti. "Bilmem, sana da açtı mı?" Şinasi kısaca "Evet," dedi. "Sen ne cevap verdin?" "Tabii itiraz edemezdim." "Ben de itiraz edemezdim. Yalnız 2-3 ay müsaade istedim." Şinasi bunun sebebini öğrenmek istemedi ve sustu. Onun bu sükutu Neriman'a çok manalı ve karışık görünmüştü. Fakat Şinasi niçin diye sormuş gibi Neriman cevap verdi. "Ben de niçin bunun acele olmasını istemediğimi bilmiyorum. Fakat biraz vakit geçmesi daha münasip gibi görünüyor. Buna sen ne dersin?" "Münasip." "Niçin münasip?" "Sen münasip gördüğün için." İşte Şinasi artık Neriman için anlaşılmaz bir hale gelmişti ve bir sırrı olan ruhların büyüklüğüyle Neriman'ı eziyordu. Genç kız hayatında hiçbir zaman Şinasi'ye karşı bu kadar hayranlık ve öfke duymamıştı. Kendi kendini hapsetmeye muktedir bir adamın tesirini yapan Şinasi bir hükümdardan daha kuvvetli görünüyordu. Neriman bir daha eski günlerin samimiyetini aradı. Bunu bulmak için her şeyi feda etmek istedi. Ona daha fazla sokulmak, Şinasi kabahatli benim, yalnız ben kabahatliyim demek ve onu kazanmak arzusu içinden gelip geçti. Her şeyi itiraf etmeyi bile düşündü. Fakat yapamadı. Meseleye geldi. "Anlamadım. Sen münasip görmüyor musun?" "İzdivacı tehir etmek isteyen ben değilim. Sen çabuk olmasını mı istiyorsun?" "Bence müsavi." Neriman artık Şinasi'ye karşı bütün siyasi yönlerini kaybetmişti. Ona babasıyla arasında geçen son konuşmayı anlattı. Balo meselesini de açtı. "Babam da sen de beni anlamıyorsunuz. Ben foxtrot oynamak istemiyorum. Ben daha medeni yaşamak istiyorum. Bu da değil. Ben de anlatamıyorum. Hem babamı mazur görürüm, ihtiyardır. Fakat seni mazur görmek benim için kabil değil. Sen ihtiyar mısın? Sen böyle yaşamaya nasıl razı oluyorsun?"
Eskiden böyle söylemezdin. Eskiden yalnız hissederdim. Fakat ne istediğimi bilmezdim. Bak ortalıkta da neler oluyor. Her şey değişmiyor mu? Ben de bu memleketin kızı değil miyim? Benim de medeni yaşamaya hakkım yok mu? Söyle, cevap ver. Bak susuyorsun. Ne düşündüğünü anlamak kabil değil ki işte. Bu beni sinirlendiriyor. Geçen gün de bunun için bayıldım. Baloya gitmekle hemen medeni olacak mısın? Evet tabii. Hayır, yalnız balo değil tabii. Of bu balo. Kuzum şimdi de bunu dinine dolama. Ben bunu söylemek istemiyorum. Bak gene beni anlamıyorsun. Ben sustuğum zaman bile sen beni anlamalısın. Halbuki söylüyorum söylüyorum. Gene beni anlamıyorsun. Babam da öyle. Ben bunun için bedbahtım. Ben bu baloya gitmek istediğim için değil. Hem doğrusunu da söyleyeyim mi? Beni Macit ta o zamandan davet etti. Fakat ne babama ne sana bunu açamadım. Bana kızıyorsunuz. Sanki biriniz imamsınız, ötekiniz de müezzin. Bana hiçbiriniz hak vermiyorsunuz. Babam surete hak verdi. Ama bir de içine sor. Ben de buna kızıyorum. Benim arzularımı niçin tabi bulmuyorsunuz? Babam gene mazurdur, ihtiyardır. Fakat sen? Yalan mı? Niçin genç bir adam gibi değilsin? Ben sana hayret ediyorum. Hayret, hayret. Gayet hassas bir insandın sen. Ne oldu sana? Ben sana ne yaptım? Ben en tabii haklarımı istiyorum canım. Ben mümkün olan şeyleri istiyorum. Lükste gözüm yok. Mükellef bir hayat da istemiyorum. Benim yaşımdaki bütün kızların, benim vaziyetimde bütün kızların arzuları ve yaşayışı. Neden bunun için kabahatli olayım? Hele evlendikten sonra sen hep bana böyle dargın mı duracaksın? Bir sinemaya bile gidemeyecek miyim? Şinasi durdu ve söyledi. Sinemaya da, baloya da gidebilirsin. Mesele bu değil. Ben softa değilim. Mesele nedir? Onu sen günün birinde anlayacaksın. Neriman o anda bile anladığını zannetmişti. Macit meselesi. Fakat bu ne ısrar? Şinasi niçin ona inanmıyordu? Fazla bir şey mi biliyor? Seziyor mu? Tahminden mi ibaret? Neriman sustu. Şinasi ile münasebetini çıkmaz sokaklarına girmektense daha müsbet konuşmayı tercih etti. Peki beni bu baloya götürür müsün? Gideriz. Ben kumaşlara bakmak istiyorum. Beraber Beyoğlu'na çıkalım. Hayır, Feride söz verdim. Yarım saat sonra buluşacağız. Bu akşam onda yemek yiyeceğim. Sen git. Şinasi ayrılmak için kımıldandı. Neriman onun yüzüne bakmamıştı. Utançla ayrıldı ve koşarak uzaklaştı. Sebebini anlamadan kendini küçülmüş buluyordu. Birbirine zıt duyguların hücumuna uğradı. Geriye dönmek ve balodan vazgeçtiğini söylemek istiyordu. Fakat koşuyordu. Kaşlarını çatıyor, yüzünü buruşturuyor, kızarıyor, bağırmak istiyor. Ey, fena bu fena diyor. Sonra niçin diye kendine soruyor, düşünmeye yanaşmıyor ve tramvay bekleme yerlerini geçerek müthiş can sıkıntısından kaçıp kurtulmak ister gibi koşuyordu. Yumrukları sıkılmıştı. Bir yere acıyormuş gibi of diye söyleniyor. Bütün ruhunda garip bir çalkantı duyuyordu. Şinasi kahveye gidip oturdu. Daima pasif dövüşüp yenmesini isteyen bir mizacı vardı. Hücuma ekseriye karşı tarafa bırakarak sarsılmaz ve sessiz bir müdafaa ile muzaffer olmayı sevenlerdendi. Bir şartlı, hakiki şartlı, vaka dünyada vasıfları değişmeyen umumi bir şartlı, en muzeci mevcut olmamakla beraber şinasi bir gardlı ile kendi arasındaki nispi farkları ekseriye muhafaza edenlerdendi. Bunun için şark ekseriye lazım ve garp müteadidir. Fakat bu faaliyet tarzlarının farkından başka bir şey değildir. Bu faaliyetin köklerine bakılırsa aynı beşeri kaynaklardan geldiği görülür. Ancak birinin cehdi içeriden dışarıya, öteninki dışarıdan içeriyedir. Şinasi de cehdlerini dışarıdan içeriye doğru yapar. Bunun için sükutidir. Şekilleri istifaf etmesi, meseleleri hep kendi içinde halletmeye çalıştığı içindir. Bununla beraber coştuğu zamanlar bu şahsiyetinin tamamıyla tersine döndüğü, son derece müteadi bir hale geldiği ve şarklıya mahsus farz ettiğimiz hususi seciyenin tamamıyla aksini gösterdiği de vakidir. Neriman, icralarına hakim olmayan ve ekseriye feveren halinde bulunan bir kız olduğu için Şinasi'yi daha deruni kalmaya teşvik ediyordu. Zira nihayet ferdin seciyesi diğer fertlerle münasebetine göre değişen canlı ve mütehavil bir şeydir ve birçok hallerde karşısındaki seciyenin makusu olmaya mahkumdur. Neriman sükutu bir kız olsaydı aynı Şinasi'nin feveren halinde bulunması pek mümkündü. Bununla beraber her şey an, miktar ve derece meselesi olduğuna göre Şinasi'nin bazı anlarda bir garplıdan daha pasif, daha derinli olduğunu kaide halinde kabul etmekte ve büyük bir tahmin hatası yapmak tehlikesi yoktur. Şinasi bu meselede de sükutlarını zırh olarak kullandı ve müdafaalarıyla taarruz etti. Arada bir yeis anları geçiyordu.
Faiz Bey ona izdivacı teklif ettiği vakit Şinasi bunu bir vazife olarak kabul etmişti. Bu evlenmenin bütün fena ihtimallerini düşünmüş ve göze almıştı. Bu fena ihtimalleri düşündüğü vakit boğazını tıkayan müthiş öfkeyi ancak bu vazife duygusuyla boğmaya çalışıyordu. Neriman balo meselesini açınca da Şinasi bu müthiş öfkeyi duydu. Fakat onunla evlenmeye ve sessiz mücadele etmeye kendini mahkum buluyordu. Düşündü. Neriman hala niçin bu baloya gitmek istiyor? Onun yeni hayata karşı iştiyakını birinci sebep olarak kabul etmiyor ve Neriman'ı idare eden kuvvetlerin hepsini Macit'te toplanmış görüyordu. O zaman bütün bir aşk meselesi en zihni muadedelerden en hissi galeyanlarına kadar şişmiş bir ruhi külçe halinde Şinasi'nin içinde kabarıyordu. Birdenbire derin bir yeise düştü. Artık şu veya bu meseleyi düşünmüyordu. Mücerret olarak duymaya çok alışmıştı. Bir kederi tecrit ederek duyduğu zamanlar onu doğuran sebepleri az çok unutuyordu ve ızdırabını en mücerret, en musaffa, muayyen tesirlerden azade, ancak kendi kendini yaratan, kendi kendine var olan, her şeyle alakasını inkar eden müstakil bir duygu gibi taşıyordu. O vakit bu kederi doğuran müphem ve namütenahi sebeplerin hepsini bir anda sezerek ve ekseriya bütün bunları bir lağın içinde taksif ederek kendi kendine ruhen zehirlenmenin acı lezzetiyle bayılmaya bir derece kalan şiddetli ve esrarlı bir uyanıklıkla yaşıyordu. Yüksek bir hayvana mahsus ruhi insiyakla her şeyi seziyor fakat hiçbir şey bilmiyor, tayin edemiyordu. Ah, o zamanlar musiki, Türk musikisi ve hepsinin fevkinde kendi musikisi, ebediyen meçhul kanunlarını yalnız kendi kendisini sezeceği fakat asla tayin edemeyeceği musiki, gene kendi içinde başlayan bir noktadan, gene kendi içinde nihayetsiz derinliklere doğru giderek ve namütenahi işleyip geçerek mütemadiyen doluyordu. Bu dolgunlukla beraber aynı şiddette bir boşalma ihtiyacı duyuyordu. Ağlamak, katıla katıla ağlamak, ağladıkça sarhoş olarak ve kendini kaybederek ve hıçkırarak ve hıçkırıklarının sesini duyurarak ve katılarak ve katıldıkça kendini toplayarak ve kendini topladıkça yeniden katılarak ağlamak. Bu onun için aciz duygusuyla müterafık ruh hallerinden biri değildi. Böyle içi şiştikçe ve delindikçe daha kuvvetlendiğini hissediyordu. Hatta bu kuvveti dağıtması korkusuyla eline saz almak istemiyor, başkalarının bu halini anlamasını arzu etmekten vazgeçebiliyordu. Ve başı hafif sallanıyordu ve şiddetli bir hayatiyetiyle yanıyordu. Ve içine sırlar doluyordu. Yalnız duyulan ve asla bilinmeyen o sırlar ki birbiri üstüne yığılarak bir iğne ucu kadar küçük bir saha içinde adeta büyük denizler gibi derinleşiyordu. Şinasi bu ummanın içine benliğini atarak boğmaya, bir nevi deruni intihara çalışıyordu. Fakat ölmüyordu. Hayata daha kuvvetle kavuşan maneviyatının bu tatlı ve müthiş mahsul beden mevti içinde kendini oraya atıyor, çıkıyor, tekrar atıyordu. Ve bu saatlerce, bazen günlerce devam ediyordu. Ruhi perveristelerin en nefisi ve insanların yanında ise, kalabalıkta ise, gözyaşlarını kendi içine akıtarak ağlıyordu. Yine bu haldeydi ve kahveye Ferit girdi. İlk bakışta Şinasi'nin ruhi vaziyetini anlamıştı. Fakat bu keşfi gizleyerek lakayt göründü ve sordu. Çok beklettin mi?